Bu kadar çabuk sezon finaline gelmemiz gerçekten inanılmaz. 21 Ağustos'tan beri ejderhaları konuk ettiğimiz maceraya ara verdiğimiz için üzülsek de bu bölümde yaşananlarla daha da üzüldük ne yazık ki. Gelecek sezona kadar böyle bir sonla şimdilik veda etmek oldukça hayal kırıklığı yaşattı. Çünkü bölüm açık ara diğer bölümlere göre kitaptan sapan ve olayların daha farklı bir şekilde anlatıldığı bir bölüm olarak karşımıza çıktı. Peki kitaba göre ne gibi değişiklikler vardı? Neler izledik? Hepsine bakalım. Bölümün ilk sahnesinde Lucerys, boyalı masanın etrafında durmuş akıntı taşına bakıyordu. Ancak annesine Corlys kadar iyi bir denizci olamayacağını, bu yüzden Waymond'ın tahta geçmesinin en iyi seçenek olduğunu ve akıntı taşının varisi olmak istemediğini dile getirdi. Aslında böyle söylemesine şaşırmamak gerek. Çünkü zaten en başından beri bu görevi istemiyordu. <laughs> Renis, ejderha kayasına gelip Renira ve Daemon'a Viserys'in öldüğünü ve Egon'un taş giydiği haberini verdiğinde, Renira'nın duyduklarının karşısında doğum sancıları başlarken, Daemon'un Renis'e elinde fırsat verken hepsini kül edebilirdin demesi, hepimizin geçen bölüm sonundaki düşüncelerine tercüman oldu. Okay. Kitapta adını Vizenya koyacak olan kızının doğumu tam bir ay erken gerçekleştiğinden, Renira'nın kral topraklarından aldığı haberlerin sanki bebeğe de malum olup dışarı çıkmak için mücadele ettiğinden, Renira'nın bu süre içerisinde küfürler edip yeşiller hakkında yapacağı işkenceleri, kızı ölünce de tek kızımı öldürdüler ve tacımı çaldılar, bunun hesabını verecekler diye haykırdığını yazıyor. Ancak dizide yeşilere karşı bu denli öfkeli göremedik. Ayrıca kitapta bebeği için canavar çık artık diye bağırdığını, doğan çocuğun da pullu bir kuyruğa sahip tam bir canavara benzediğinden bahsediyor. Dizide de Renira sancılarla kıvranırken ejderhası Cyrex'in de hissetmesi güzel bir detaydı. Daemon ise çoktan savaş hazırlıklarına başlamıştı. Müttefikleri olarak Darklin, Messi ve Bar Emon hanelerine kuzgunlar gönderilmesini söylemişti. Kitapta da Siyah Konsey, Pençe Adası'ndan Celtigar, Uyku Kalesi'nden Stoughton, Daskindel'den Darklin, Danse'den Taş'tan Messi ve Sivri Buru'nun Bar Emon hanelerinden oluşuyor. Dizide de Daemon, Cesserys'in annesinin hiçbir şey yapılmaması emrini iletmesine rağmen Lord Bartimus Celtigar'a kuzgunları yollamasını emretti. Daemon'un ile Sir Laurent Marbrandt ve Sir Stephen'dan bağlılık yeminlerini aldığı şu sahne, Game of Thrones'da Daenerys Targaryen'in ejderhası dragonla Lannister ordusuna diz çöktürttüğü sahneyi bir anda aklımıza getirdi. Elinde taşla gelen bölüm fragmanında da gördüğümüz gibi Sir Eric kargıldı. 9. bölüm incelemesinde tacın Viserys'in tacı olduğunu ve saklanması için görevlendirilen hizmetlinin çaldığını anlatmıştım. Normalde kral muhafızlarından Sir Stephen Darklin tacı Renira'ya getiriyordu. Dizide ise tacı Renira'ya Sir Eric getirip ona bağlılık yemini etti ve böylece Sir Eric ile birlikte diğer herkese Renira'ya diz çöküp onu kraliçe ilan etmiş oldular. Renira kraliçe olunca kitaptaki gibi Ejera Kayası'nın o meşhur Westeros'un haritası olan tüm haneleri gösteren boyalı masanın etrafında yeşil konseye karşı kendi siyah konseyini topladı. Dizide kitapta da geçtiği gibi 30 şövalyeleri, 100 arbeletçileri ve 300 silahlı askerleri vardı. Ancak bunlar Damon'ın da dediği gibi sadece Ezera kayasının güvenliğini sağlarlardı. Sayıları fetih ordusundan çok uzaktaydı. Renira'nın amacı daha çok müttefik toplamaktı. Annesi Emma'nın hanesi olan Erin hanesinin de desteğini kazanacaklarını düşünüyordu. Bunun dışında Viserys'in her daim yanında olan Nehirova'nın lordu Graver de kuzgun gitmişti. Ayrıca fırtına burnu ve kış yerinin desteğini kazanmalarının da önemli olduğunu düşünüyorlardı. Hepimiz Game of Thrones'dan Starkların ne kadar onurlarına düşkün bir hane olduklarını biliyoruz. Bu yüzden siyah Konsey de ne olursa olsun yeminlerini bozmayacaklarını bildiklerinden Stark'ları güçlü bir müttefik olarak görüyorlar. Ancak kitapta konseyin Stark'ların sancaklarını toplayıp güneye gelene kadar savaşın çoktan bitebileceğini, bu yüzden kuzeyin savaşta bir etkisi olmayacak kadar uzakta olduğu yargısına vardığını yazıyor. Ancak yeşiller de eski şehir, kral toprakları ve Lenis limanı gibi büyük ve zengin şehirlerle ittifak içindeydi. Savaşta esas ejerhaların büyük etkisi olacaktı. Siyahların tarafında Sarex, Kraxis, Melis, Vermax, Arax, Sarexis, Aydançısı vardı. Ayrıca akıntı taşında Lenor'un ejerhası Sea Smoke, Ejerha Dağı'nın mağaralarında Kral 1. Ceheris'in ejerhası Vermitor ve Kraliçe Elisenne'nin ejerhası Gümüş Kanata şu ana kadar sahiplenilmeyen ve binilmeyen, halkın koyun çalan gri hayalet ve yamyam adını verdiği üç ejderhaya daha sahiptiler. Böylece yeşillere göre ejderha üstünlükleri vardı. Önemli olan yeşillerle savaşacakları ve stratejik olarak da avantajlı bir yere sahip olmaları gerekiyordu. Bu yüzden Damon savunma yapabilecekleri güçlü bir kale olan Herin Hill'ı tavsiye etti. Kitapta da Damon'ın Renira ejderha kayasında kalıp gücünü toplayana kadar Herin Harrenhal'daki saldırıyı komuta etmesinde karar kılıyorlar. Dizide de Damon'ın konseyde kararlar alıp uygulatmaya çalışması ve sanki kral oymuş gibi davranışlar sergilemesi yeni kraliçe olmuş Renira gibi bize de tuhaf geldi haliyle. A a long galleon kitapta ego'nun renira'nın kraliçe olduğu haberini aldıktan sonra daemon ve renira'nın ona ihanete bulundukları için tutuklanmalarını hatta ölmelerini istediğini yazıyor Otto Hightower ise Büyük İstat Orwell'dan ve Sir Eric'in ikiz kardeşinden oluşan heyetle gelip Renira'ya Egon'un onlara karşı barışçıl yaklaştığını, ona bağlılık yemini ettiği takdirde Ejderha Kayası'nın mülkiyetini alabileceğini, öldüğü takdirde de yerine Ceseris'in geçebileceğini ve Lucerys'in akıntı taşının meşru varisi olarak sayılacağını iletti. Kitapta ise Büyük Üstad Orwell, Egon'a kardeşin kardeşle savaşmaması gerektiğini, Renira ile dostane bir şekilde anlaşmak için Ejera Kayası'na gitmek istediğini söylüyor ve ardından Renira'ya bu cömert tekliflerde bulunuyor. Renira da şartları dinledikten sonra Orvla babası Viserys'in kimi varisi yaptığını hatırlayıp hatırlamadığını soruyor. Orwell'dan sizi cevabını alınca Renira da benim meşru kraliçeniz olduğumu kabul ediyorsunuz. Neden haksız olan kardeşime hizmet ediyorsunuz diye soruyor. Orwell'dan onu tatmin eden bir cevap alamayınca da Renira, sen büyük bir üstad değilsin ve taktığın o zincirlere sadece utanç ve şerefsizlik getiriyorsun dedikten sonra Orval’ın boynundan aldığı zincirleri, diyarın ve yasaların gerçek ve sadık bir hizmetkarı dediği kendi üstadı Gerardis'e veriyor. Ardından da Orvala ve beraberindeki elçilere gidip kardeşine tahtını alacağını, eğer alamazsa kellesini alacağını iletmelerini söylüyor. Dizide ise Otto, Orwell'a rolleri değiştiğinden haliyle kral eli rozetini kaybetti. Renira'ya verdiği kağıt da birinci bölümde Alicent'in Renira'ya okuduğu kitabın sayfası. Yani Otto Renira'ya bunu vererek Elisent'la olan dostluğunu hatırlatarak duygu sömürüsünden başka bir şey yapmıyor. Sir Eric siyahların tarafındayken kardeşinin yeşillerin tarafında olduğu, iki kardeşin birbirinden ayrıldığının da detayına yer vermişler. Daemon, ezerhaların birbirini öldürebileceği gerçeğine değinmişti. Sonuçta egondan fazla Ezerh'ları vardı. Bu yüzden savaşı kazanabilirlerdi. Ancak Renira, ezerhaların kaostan başka bir şey getirmeyeceğine inanıyordu. Doğal olarak külden geriye kalan bir krallıkta hükmetmek anlamsızdı. Kitapta ise Renira oğullarının da Ezerh'lara bineceğini Yeşillerde vegar gibi bir ejderha olduğu için zor durumda kalacaklarını söylüyor. Sonuçta Vermithor, Sea Smoke ve Gümüş Kanat'ın da binicileri yoktu. Bu onlara dezavantaj sağlayacaktı. Damon da Renira ile aynı fikirde. Ejderhaları kullanmak yerine başka yolların olduğunu düşünüyor. Ancak dizide Damon savaşa girmelerini desteklerken Renira tıpkı babası gibi daha barışçıl bir yol izleme görüşündeydi. Dame'nin hayatında duymadığı krallığı bir arada tutmayı anlatan buz ve ateşin şarkısını Fatih Egon'un rüyasından bahsettiğinde Dame'nin öfkesiyle karşılaştı. Dame'nin böyle bir tepki vermesinin sebebi belki de hiçbir zaman ona varis gözüyle bakılmadığı için kimsenin ona bu hikayeyi anlatmamasıydı. Ancak ne olursa olsun bu davranışı kesinlikle kabul edilemez. Damon çok sevdiği Renira'sına böyle bir davranış sergileyerek bize sağa solu belli olmayan dengesiz bir karakter olduğunu da hatırlatmış oldu. Corlys de iyileşip konseye geldi ve Renira'ya bağlılık yemini ettikten sonra basamak taşında galibiyet elde ettikleri için deniz filosuyla boğazı kapatıp kralın şehrine giden ticaret yollarını kesebileceğini söyledi. Renira'nın Corlys'in desteğini aldığı iyi oldu. Çünkü Yeşiller Lannister'ların desteğini almıştı. Buna ek olarak da Greyjoy hanesiyle anlaşıp Pyke'ın yani Demir Adaların desteğini alıp denizdeki güçlerini arttırabilirlerdi. Renira kitapta da olduğu gibi hiçbir kavgada yer almamaları ve elçi olarak gitmeleri şartıyla Ceseris'i kış yarına, Duseris'i de fırtına burnuna göndermişti if you take this errand you go as messengers not as warriors. ancak dizideki gibi kış yeri Jesseris'in tek durağı olmuyor. Önce Kartal Yuvası'na ve Beyaz Liman'a gittikten sonra kış yerine gidip Craigan Stark'la anlaşmaya varmaya çalışıyor. Daemon ise Ejder Dağı'nın mağarasında Vegar'dan sonra en büyük ejderha olan Vermtor'un peşindeydi tabii ki. Lucerys ejderhası Arax'la fırtına burnuna vardığında Annesinin anlattığının aksine Bretonlardan hoş bir karşılama görememişti. Çünkü şu anki fırtına burnu lordu Boros, babası Bormund Bretton'un aksine daha çıkarcı biriydi. Geçen bölüm incelemesinde bahsettiğim gibi, Eamon da Boros'un kızlarından biriyle evlenmek şartıyla Boros'u yeşillerin tarafına çekmek için oradaydı. Lucerys ise Rene ile sözlendiği için doğal olarak Boros'u kendi taraflarını çekecek bir teklif sunamadı. Aemond da hazır Lucerys ile karşılaşmışken geçmişin intikamını almak için Lucerys'in gözlerinden birini istedi. Or I, or I it, but... Kitapta da anlatıldığı gibi Aemond'un yaralı gözünde bir safir vardı. Lucerys onunla dövüşmeyeceğini dile getirse de bu çekişme gökyüzüne taşındı maalesef ve Lucerys hayatını kaybetti. Dizide Aemond'un amacının Lucerys'i sadece korkutmak olduğunu, Lucerys'in ölümünün bir kazadan ibaret olduğunu gösterdiler. Kitapta ise işler hiç de masumane değil ne yazık ki. İlk olarak Aemond'un Lucerys'in cansız bedenini bulup gözlerine oyduğunu, ikinci olarak da Vegar'ın Arax'la beraber Lucerys'i kaptından bahsediyor. Dizide bu ikinci olay yaşandı ancak yaşanan hadiseden sonra Edmond'un şaşırmış bir halde kalması hiç gerçekçi değildi. Arax'ın 5 katı büyüklüğünde, sayısız savaştan çıkmış ejderhası Vegar'la kovalamacı oynaması mantığa sığmıyor. Ayrıca ejderhaların binicilerinin düşüncelerini, duygularını hissettiklerini söylüyorlar. O nedenle başından beri Lucerys'ten intikam almaya çalışan, kitapta akraba katili olarak geçen Aemond'ın yanlışlıkla onun hayatına son verdiğine inanmamızı beklemesinler. Kızının acısı daha tazeyken Lucerys'in hayatını kaybettiğini öğrenen Renira ikinci bir acıyla sarsıldı. Kitapta yeşillere karşı oldukça öfkeli ve savaşmaktan yanayken dizide ise olaylara daha barışçıl bir şekilde yaklaşmaya çalışan ve savaşı başlatan taraf olmamak için gayret gösteren Renira bundan sonra aynı düşünceleri büyük ihtimalle benimsemeyecektir. Normalde kitapta Herin Hill'da olan Damon, Lucerys'in intikamının alınacağını ve göze göz oğla oğul yazdığı bir mektup gönderiyor ve bunun üzerine yeşiller de aynı acıyı yaşıyor. Bu olaya yer verirler mi yoksa daha başka bir şekilde mi olaylar gelişir onu da ikinci sezonda göreceğiz. İkinci sezonda Renira'nın nasıl bir yol izleyeceğini, savaşın ne yönde gelişeceğini az çok tahmin edebildiğimiz bir sonla birinci sezonu bitirdik. En azından Jess Harris'in kış yarına vardığını, Craigan Stark'ı az da olsa gördüğümüz, Damon'ın Harrenhal'a uçtuğu, daha fazla aksiyonun yaşandığı bir sonla bitirseydik, 2024'te yayınlanması beklenen ikinci sezonu daha heyecanlı bir şekilde beklerdik. İyi kötü beklentilerimizi karşılayan ya da karşılamayan birinci sezonun sonuna geldik. Siz de tüm sezon ve bu bölüm hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.